Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Akdeniz bölgesinin jeolojik yapısıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bir de ufak bir gösteri, minik bir deney. Şimdi arkadaşlar biz geçen hafta Antalya Kemer'deydik. Antalya Kemer ile arkadaşlar Kumluca arasında Tahtalı denilen mevkide bir teleferiye çıktık. Teleferikle 2300 metre, 2360 metre muhteşem bir görüntü. Arkadaşlar mutlaka sizlerin de bu tür etkinliğe katılmanızı istiyorum. Hem görsel olarak çok güzel bir manzarası var. Hem de arkadaşlar size dünya görüşünüz hakkında güzel bir bilgi verir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Akdeniz haritasını görüyorsunuz. Şimdi tipik bilgi hemen ilkokuldan itibaren hocalarımız bize öğreten ne diyorlar? Dağlar denize paralel. Mesela şu çubuk dağları göstersin. Evet arkadaşlar. Diğer kalemlerde diğer dağ yapılarımız. Evet. Akdeniz bölgesi tabi paraleli olan Karadeniz için de geçerli. Dağlar denize paralel. Dolayısıyla bu olguyu şu şekilde düşünürseniz Ege'de de bu senaryo nedir arkadaşlar? Aslında dağlar pozisyonunu hiç değiştirmiyor. Sen Ege dediğin zaman bakış açısını değiştiriyorsun. Senin konumuna göre dağlar denize bu sefer dik olmuş oluyor. Peki bu jeolojik oluşumu. Şimdi arkadaşlar yaklaşık tabii Alman bir jeolog tarafından bize bu ilk bilgi veriliyor. 200 milyon yıl kadar önce bütün kıtaların bir arada olduğunu biliyoruz. Toprak örnekleri, yaşayan canlıların numuneleri bunu bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Vakti zamanında bu bölge ve devam bölgelerin hepsi denizlerin altında. Bunu nereden biliyoruz? Dağların yapısına, toprak yapısına baktığımızda çok düzgün böyle katmanların olduğunu görüyorsun. Bu kadar düzgün bir katman ancak ve ancak denizlerin içerisinde tortuların milyonlarca yıllık birikimiyle oluşur. Şimdi arkadaşlar bizim doğrultumuz bu yön. Şimdi bu yön. Dağlar aynen dediğim gibi şu şekilde paralel. Tabii biz gösterimi yapabilmek için diğer yöndeymiş gibi yapıyoruz. Şimdi şöyle bir kumaş alıyorum. Şu haritanın üzerindeki naylon biraz yapışma özelliği gösteriyor. Halbuki biz biraz kaygan istiyoruz. O kayganlığı yakalayabilmek için ilk katmanı arkadaşlar şu şekilde kadife bir katman. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere kadife bir katmanı serdim. Tabii bu serme olayı denizlerin yüzeyinde canlıların, mikroorganizmaların, nehirlerden gelen tortuların, biliyorsunuz deniz suyu bir kere tuzun yanında binlerce mineral var ve zamanla bunlar denizin dibine çöküyor. Yaklaşık tabii her bir katman farklı. Birisi 1 milyon yılda oluşuyorsa diğeri 10 milyon yılda oluşuyor. Diyelim ki denizin tabanında birinci katman oluştu. Sonra dünyanın iklimi değişti ve ikinci katman birinci katmandan farklı olarak hem sertlik hem mineral açısından birkaç milyon yıl sonra da bu ikinci katman oluştu. Sonra arkadaşlar yine bir örnek verelim. Şöyle güzel kumaşlardan ben ayırdım sizin için. Şöyle bir kumaşı da katlıyorum. Diyelim ki aradan 5 veya 10 milyon yıl daha geçti. Yeni bir katman daha oluştu. Bakın iki katmanlar arası zayıf oldu. Tabii şurayı ben daha önce kesmiştim. Burası şu şekil. Biraz öne doğru aldım. Bir katman daha oluştu. Aradan yine milyonlarca yıl daha geçti. Bir katman daha oluştu. Temsilen. Sonra da başka bir katman daha oluştu. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yaptım. Katman. Tabii bu kumaş biraz kısa kaldı. Uzun olsa daha iyi olur. Hatta biz bu kumaşı kaldıralım şimdilik. Şimdi arkadaşlar Afrika kıtası bu istikametten bastırıyor. Şimdi daha önce okyanus tabanı olan binlerce metre derinlikte olan bu taban kıtaların birbirini sıkıştırmasıyla şu hareketi yapıyor. Bakın evet birinci katmandaki öndeki Toros dağları oluştu. Sonra şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed. Dikkat edin. Muhammed sen de dikkat ediyorsun.
Birinci katman oluştuktan sonra bak buradaki kıta bastırıyor ya. Eğer arka tarafta destek alacak noktası yoksa bütün bir kıta kayma hareketi yapıyor. Bak görüyor musun? Gidiyor. Ne zamana kadar? Arkadan bir noktaya değdiği anda o noktayı da katlıyor. Bak orayı da katlıyor. Evet. Şimdi ben ittirmeye daha... Aha ikinci katman geldi. Muhammed tekrar buraya dönüyor. Çok güzel gösterim oldu. İkinci katman geldi. Bakın şu hareket katmanlarda. Şimdi arkadaşlar bir daha yapalım. Buradan ittirmeye başladım. Tabii bu kumaşlar tam örneği teşkil etmiyor. Çünkü böyle bir bütünlük de yok. Burada da plakalar kırık kırık çatlak. Dolayısıyla burada bir aynı zamanda böyle bir çiçeğin açılması gibi bu sıkışmayla beraber hem bu bombe oluşuyor hem de buradan dağlar. Dikkat edin dağların biz görüyoruz ki içeriden sanki bir lav patlaması gibi kayaların böyle katmanların lavla alakası yok. Bu baskı sonucunda hem bu yükselti oluş hem de buradan dağılmalar oluşuyor. Dolayısıyla bak bir daha yapalım. Sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum. Eğer arkada dayanacak bir noktayı bulduysa kıta hareket etmiyor. Oraya gitmeye gerek yok Muhammed. Sıkıştırıyorum. Bu şekilde bir hareket yapıyor. Bak. Şimdi gelelim buradaki mevzuya. Katman şunları kaldırıyorum. Şimdi bunun sıkışma istikameti bu yönden. Sol tarafımda Avrupa kıtası var. Sağ tarafımda Orta Doğu ve Asya tarafına doğru gidiyoruz. Afrika kıtası bizi bu istikamette sıkıştırıyor. Bu istikamette sıkışınca daha önce deniz ve okyanus altı olan bu yüzeylerde aynen az önceki kumaşta gösterdiğim üzere katlanmalar oluşuyor. İşte bakın Toros Dağları, Perdebeyler Toros Dağları bu şekilde oluşuyor. Tabii ülkemizin arkadaşlar orta kısmında, yani Torosların orta kısmında Konya var. Konya ve Avanes. İşte Konya'nın kurak olmasının bir sebebi buradaki sıkışmayla yükselen dağlar, aynı şekilde Karadeniz tarafından yükselen dağlar buraya yağmurun yani bulutların girmesini engelliyor. Dolayısıyla burası gittikçe kurak kalıyor. Tabii Türkiye'nin jeolojik yapısını tam analiz etmek için birkaç tane dağın üzerine hatta yüzün üzerinde noktaya küresel konumlandırma GPRS cihazları yükseltip hangi tepenin birbirine yaklaştığını, hangisinin uzaklaştığını, hangi dağın hangi denize yaklaştığını, yükseltisinin ne kadar değiştiğini tespit etmemiz lazım. Bununla ilgili sanırım ülkemizde çalışmalar devam ediyor. Ama Muhammed senden şu noktayı göstermeni istiyorum. Arkadaşlar tabii 3 boyutlu harita olmadığı için Kayseri'de Erciyes Dağımız var. Yozgat'ta Çiçek Dağımız var. Hemen Aksaray bölgesinde Baba Dağı var. 3 volkanik dağ var. Burada bir destek noktası var. Akdeniz buradan sıkıştırıyor ama bu dağları ne kadar sıkıştıracak? Dolayısıyla başka bir soru da şöyle gündeme geliyor. Şimdi Akdeniz dolayısıyla Afrika kıtası bizi sıkıştırınca depremler oluşuyor. Biz de üst tarafa doğru sıkıştırma yapıyoruz. Şöyle yapalım. Aynısını şu haritadan gösterelim. Muhammed burayı çekebiliyor musun? Evet. Şimdi arkadaşlar şu Hindistan kıtası. Bakın Hindistan ana karası. Pangea'dan 200 milyon yıl önce kopuyor. Ve her yıl yaklaşık 2 santim uzaklaşarak Asya'yı sıkıştırıyor. Bakın şu küçük bak şurayı görüyorsun ne kadar küçük. Bu küçük Hindistan. Nasıl olur da Asya'yı sıkıştırıp bakın Himalayalar dünyanın en yüksek noktaları en büyük dağları buna yerleştiren küresel konumlandırma GPRS cihazlarından şimdi erozyonla dağlardan aşağıya suyla beraber kayalar mineraller dökülürken bizim beklentimiz nedir Muhammed? Dağların yüksekliğinin gittikçe azalması ama küresel konumlandırmada yapılan ölçümlerde çubuğu alabilirim ben. Yapılan ölçümlerde Himalayaların gittikçe yükseldiğini gösteriyor. Demek ki Hindistan görülen şu Hindistan plakası Asya'nın altına giriyor ve bizim görünmeyen yörede Asya'yı kaldıracak kadar. Aslında bu küçük şey hani suyun altına iceberg'in görülmeyen yüzü var ya bunun altına girerek çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ve bu Himalayaların buradan yükselmesiyle artık oksijen ve karbondioksit yani dağılımını da kesiyor. Buranın iklimini de değiştiriyor. İşte dünyanın en büyük iklim özelliği muson iklimleri.
Bu dağlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Hemen öbür haritayı getiriyorum ben Muhammed. Şimdi mevzuya gelelim. Muhammed, Türkiye'yi gösteriyoruz. Tamam. Şimdi bu plaka Afrika plakası, yaklaşabiliriz biraz da. Afrika plakası bizi ittiriyor. Bizle beraber Avrupa'yı ittiriyor. Avrupa ile beraber burayı ittiriyor. Peki bu ittirme nereye gidecek? Biz de üst tarafı ittiriyoruz. Burada bu tarafı ittiriyor. Dünya yuvarlak. Tabii bu taraftan başka bir plaka acaba? Şöyle bir mevzu gündeme geliyor. Afrika mı bizi ittiriyor? Biz mi Afrika'yı ittiriyoruz? Nasıl olabilir? Biz üst, yani hikayeyi şöyle yap. Dünyanın yuvarlaklığını olarak düşünüyoruz ve dünyanın dönme ekseni değil de diğer taraftan, yani dünyanın dönme doğrultusundan değil de öbür taraftan baktığımızda biz bu plakayı, o plaka onu, dünya yuvarlak, demek ki arkadan plakalar da Afrika'yı ittiriyor olabilir. Bunun tabii en nihai çözümünü, en kesin bilgileri neye göre veririz? Küresel konumlandırma, GPRS algılayıcılarını bazı noktalara, hani binlerce noktaya yerleştirip onlar arasındaki değişimleri ölçerek hesaplayabiliriz. Arkadaşlar, dediğimiz gibi biz bu Toros Dağları'nın yapısını gördük. Acaba Toros Dağları erozyonla beraber yükseltisi düşüp aşağı doğru mu iniyor? Yoksa Afrika kıtasından gelen, Orta Doğu'dan gelen kıtasal baskıyla Toros Dağları'nın yükselme süreci devam ediyor mu? Bunlarla ilgili kesin bilgiyi yapılacak olan ölçümlerle veririz. Arkadaşlar, jeolojiyle ilgili, coğrafyamızla ilgili hem jeofizik hem de bu teknik tabaka olayları ilgili birkaç kelime size öğrettiysek ne ala. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.